Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni yayınımızla yine karşınızdayız. Bu hafta sizlerle beraber mobil dünyasından bir sunumla, bir misafirle karşınızdayız. Biliyorsunuz son zamanlarda mobille ilgili baya bir gelişmeler var. Gram Games firmasından sevgili Yüksel Berk Yavuz, sağ olsun davetimizi kırmadı, bize mobille ilgili bir sunum yapacak, mobil game testing ile ilgili. Yüksel Berk, hoş geldin. Hoş bulduk Masum. Nasılsın? İyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Öncelikle çok teşekkür ederim bizi kırmadığın için. Ben teşekkür ederim davetin için. Benim için de iyi oldu. Uzun bir zamandan sonra böyle bir etkinlikle beraber arkadaşlarla buluşmak güzel oldu. Bir başlamadan önce istersen kısaca bir kendini tanıtabilir misin? Hani kimsin, firma ile Olur. ilgili? Yani sunumum için de zaten değineceğim. İstiyorsan yavaştan öyle gireyim. Hem zaten ekranı görüyor arkadaşlar herhalde. Yavaş oradan başlayalım. Yani mümkün olduğunca canlı yayında olan arkadaşlar vakit ayırdıkları için tekrar teşekkür ederiz kendilerine. Daha sonradan izleyecek arkadaşlar da hoş geldin diyelim. Sorularınız olursa yani muhakkak yazın. Mahsun da sağ olsun yardımcı olacak bana sorularınız için. Mobile game testing yani Türkiye'de de benim baktığım dönemde hani çok fazla konu olarak yoktu. Ondan dolayı varsa sorularınız elimden geldiğince hani onlara yanıt vermeye çalışacağım. Kısaca başlayalım. Hani bugün neler konuşacağız? Bir kendimden anlatacağım biraz. QA olarak, Quality Assurance olarak biraz konuşalım dedim. Oyun sektöründen konuşacağız. Gram Games'i konuşacağız. Test stratejisi olarak oyun sektöründe ne gibi stratejiler kurabiliriz? Test alanında bunları konuşmaya çalışacağım. Ve test metotları mobil oyunlarda neler var? Ve son olarak yani test otomasyonla ilgili merak edilenler olabilir. Belki ilgilenen arkadaşlar varsa bunlarla ilgili ben de kendi deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. Kısaca başlayalım. Başlamadan önce ufak bir şey sorayım. Sorular Tabii. olursa arada bölelim mi yoksa sona mı saklayalım? Kesinlikle. Kesinlikle böl beni. Şey yapmayalım. Hani sorular mümkün olduğunca sorulara cevap vermeye çalışayım ben de. Tamamdır. Yani benden de bakabilirler, ekleyebilirler. Daha sonraki dönem ERP yazılımlarına merak saldım, çalıştığım için. IT tarafına girişim biraz öyle oldu. O dönemlerde Oracle E-Business Suite tarafında ERP modüllerinde test uzmanı olarak başladım. Test kariyerine ilk girişim de zaten ERP tarafında oldu. Daha sonraki dönemde farklı firmalarda, farklı pozisyonlarda test ekip liderliği, senior QA vesaire gibi yani hep test alanında ilerledim ve totalde de 9 yıla yakın bir deneyim. Bunların içinde aşağıda saydığım dediğim gibi ERP, telekomünikasyon, e-ticaret ve son olarak hepsi birlikte mobil oyunları da kariyer petime ekledim diyebilirim test alanında. Mümkün olduğunca hani farklı test çünkü çok geniş bir alan. Mümkün olduğunca farklı sektörleri yani test alanları nasıl çalışıyor, hangi uygulamalar kullanılıyor bunları hem merak ediyorum hem de farklı alanlarda gördüğüm için hani bu da bir şey oluşturdu bende. Bir havuz oluşturdu diyebilirim yani farklı şeyleri görmek, ekiplerin nasıl çalıştığını vesaire. Benim için bu faydalı oldu. Genel olarak fonksiyonel ve non-functional dediğimiz testler aldım. Test alanında normalde hiç düşünmediğim bir alandı. İlk başta analist olarak ERP-MRP tarafında başlamıştım. Daha sonra merak saldım. Çünkü birazcık daha koda yakın, daha fazla ek bilgilerle birlikte testle ilgili bir şeyleri bilmeniz, ekibi daha iyi nasıl diyeyim yönetmeniz veya daha içli dışlı olmanız gerektiği için test alanını çok sevdim ve hala bu alanda devam ediyorum. Testing in game and
Buna baktığımız zaman da aslında ya zaten 3 aşağı 5 yukarı zaten haberlerde de görüyorsunuz. Büyük satın almalar oluyor. Özellikle mobil oyun sektöründe. Bu da doğal olarak yapılan oyunların kalitesinin her uygulamada olduğu gibi kalitesinin iyi olması gerekiyor ki oyun sektöründe özellikle diğer sektörlerden biraz farklı olarak isterseniz user diyelim, isterseniz player diyelim ama müşterilerimiz genelde yaş aralığı olarak en küçük bizim sektörümüzde var. 9 yaşında, 5 yaşında müşterilerimiz var diye söyleyebilirim. Aslında player'lar, yani user'lar olarak da nitelendirebiliriz. Tabii buradaki en önemli olan şey uygulamanın kalitesi. Çünkü bir hatayla karşılaştığınız zaman o uygulamayı siliyorsunuz ve bir daha kullanmıyorsunuz. Bu da önem arz ediyor. Bir sonrakine devam etmeden önce bu zamana kadar bir soru var mı? Bir sorayım. Yok, burada gayet her şey net. Çok teşekkürler. Tamam, ben ara ara sana soracağım. Sen lütfen beni böl yine. Peki. QA ile alakalı biraz bahsedelim. Zaten katılan arkadaşlar yani hani bunu çok fazla aslında üzerinde durmaya gerek yok ama hani quality assurance olarak bahsettiğimiz şey aslında bir yazılımın yapılan prosesleri monitör etmek. Ve hani düzgün kalitede olduğunu, belirlediğimiz standartla olduğunu tespit edip bununla ilgili ekibi aslında feedback vermek. Tabii bunların altında hata bulmaya kadar, yani daha doğrusu yazdığınız uygulamada hataları bulmaya kadar gidebilir. Ayrı olarak da ekibin bir şeyleri yapmasıyla alakalı, örneğin bir design dokümanında gördüğünüz hatalarla ilgili de aslında testerlar görev alıyor. Meslek olarak bakıldığında aslında oldukça girift bir yapısı var. Çünkü baktığınız zaman her şeyden biraz anlaması gerekiyor. Çünkü temas ettiği insanlar designerlarla ben designer diyorum bu arada artık ağız alışkanlığı yaptı. Bizde game designer aslında normalardaki analistlere doküman hazırlayan, oyunun kurallarını belirleyen, neler olması gerektiği fonksiyonel kişiler game designer olarak geçiyor oyun sektöründe. Normal bir firmada aslında bunlar analiste denk diyebiliriz. Bu kişilerin yaptığı planları gözden geçirme ve bunlara istinaden test planları oluşturma, senaryolar, scriptler veya prosedürler bunlar çoğaltılabilir. Farklı şekilde test planları oluşturma. Tabii ki en önemli görevin getirdiği sorumluluk defektler açılması. Defekt açılırken hani kullanılan farklı uygulamalar var. Onun dışında direkt bazılarımızda da vardır mail ortamında veya kullandığınız Slack link vesaire gibi uygulamalarda direkt developer'la veya analistle birebir temas halinde de raporlamayı sağlıyoruz. Bunun dışında bu önemli bir şey. Aslında analiz etme ve bakıldığı zaman bir analistin yazdığı dokümanı da hani sizin bir analist gibi gözlemliyor, review ediyor olmanız gerekir. Bir developer'ın yazdığı kodu da bir developer kadar olmasa da en azından nerelere dokunabileceğiyle alakalı bir tahmin yürüterek bir test planlamanız ve buradan oluşabilecek problemleri önceden planlıyor, düşünüyor olmanız gerekiyor. Bunun dışında özellikle bizim tarafımızda çok önemli olan bu yapacağınız testle alakalı stratejilerin belirlenmesi, varsa kaynakların planlanması, takviminizde buna uygun yerlerin açılması ve product lead'iniz veya proje yöneticiniz size testle alakalı bu iş ne kadar sürer denildiğinde bununla ilgili plan yapmanız bekleniyor. Bu plan aslında birçok projede arkadaşlar hak verirler, testerler hep sona
atıldığı için hani en sıkıştırılan noktada genelde biz oluruz. Çünkü başta analiz yapılır, sonra development yapılır. Buradaki tarihler esnetilebiliyor ama son tarihe yaklaşıldıkça test hep en sonda kaldığı için böyle biraz daha sıkışır bizim takvimimiz hep. O genelde işte daha önceden aslında belki testin işin içine girmemesinden veya yapılan planların doğru olmamasından kaynaklı olabiliyor. Bu tabii herkes için değil. Yani genel olarak ben bunu söylüyorum. Her şeye tam anlamıyla uyan firmalarda tabii ki var. Bunun dışında burada da Mahsun da belki şey yapar. Zaten siz de aynı şekilde test experience talks'lara baktığım zaman ağırlıklı olarak hep kullanılan kodlar, otomasyon scriptleri vesaire aslında testin bir de teknik boyutu var. Teknik boyutla alakalı burada tabii develop automated testing demiş ama bunu farklı yerlere de performans testi, güvenlik testi vesaire gibi yerlere de çekebiliriz teknik skill'ler olarak. Bunları da dizayn etme, kurgulama. Yeri geldiğinde eğer siz yapamıyorsanız belki bir developer'dan destek alıp hani bunları implement etme noktasında bir şeyler yapılabiliyor meslek olarak. Mahsun, ben devam etmeden önce tekrar sana sorayım. Var mı bir sorumuz? Soru yok da ufak bir yorum var. Developerlar da aslında Tabii. o kadar rahat değil diye. Nasıl? Anlamadım. Developerlar da o kadar rahat değil aslında diye bir Yo, yorum olur gelmiş. mu? Tabii ki. Yo, hepimiz zaten diken üstündeyiz. Onda diyecek bir şey yok. Gerçek anlamda tabii ki developerlar yani ben genel olarak hani dediğim gibi bu 9 yıl süre içerisinde 11 yıl 11-12 yıl diyelim bu süre içerisinde hani farklı ekiplerle çalıştım. Genelde developerlar hep şeydir nasıl diyeyim? Hep zorlanan taraftadır. Niye yetişmiyor, niye olmuyor? Hep soru sorulan taraftadır. Hep cevap beklenir onlardan. Kesinlikle haklarını ödeyemeyiz. Yani zaten bu bir ekip işi. Hepimiz aynı gemideyiz. Bir şekilde hepimizin taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Tabii gönül ister. Hani büyük kurumlarda maalesef bu tam anlamıyla çok dikey hiyerarşiler olduğu için sıkıntılar olabiliyor. Gönül ister daha yatay hiyerarşiler olsun. Hani herkes kendi takvimini planlayabilsin. Daha net olarak belirttiği tarihleri oluşturabilsin ve hani bunlar çerçevesinde işini yönetebilsin. Ama maalesef kurumsal, özellikle altını çiziyorum, büyük kurumsal firmalarda bu oldukça zor. Çünkü yukarı verilen hedefler, tarihler vesaire ve bunları zorlamaya çalışıyor bütün ekip. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyeyim. Böyle bak. Ve bir sonraki şeye devam edeyim. Evet. QA olarak aslında bakıldığı zaman hani bunu birçok arkadaş belki hatırlar test tarafında. Ve dediğimiz bir yapı var. Verification ve validation. Are we building the product right? Yani ürünü yapıyoruz. Doğru mu build ediyoruz? Tam Türkçe'ye çevirince de şey yapamadım. Validation olarak da are we building the right product? Ürünü doğru mu yapıyoruz? Yani ikisi arasındaki fark, diyelim ki bir uygulama yapacağız. Validasyon tarafında bu uygulamanın doğru olup olmadığını, yani gerçekten tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamayacağı, verifikasyon tarafında da bu ürünü doğru mu yapıyoruzu, yani bu kriterlerle ölçüşüyor mu vesaire, bunu kontrol ediyoruz. Bunun içinde aslında farklı şeyler var. Aşağıya doğru sıraladığımızda ve hepsinin karşılığı olarak İlk başta aslında en yukarıdan, daha doğrusu kod tarafından başladığımız zaman modül dizaynı, sistem dizaynı, genel dizayn ve gereksinim dizaynı olarak bazı dizayn fazları var. Ve bunların karşılığında da
buna karşılık gelen bir kontrol mekanizması var. Örneğin modülü dizayn ettiğimiz zaman unit test aslında en küçük birim testi. Buradaki yapılan şey aslında bir kodun içinde bir fonksiyon gibi düşünebiliriz. Bir fonksiyon yazıyorsunuz, bir modül ve bu fonksiyonun unit testini yaparak örneğin A artı B eşittir 2 mi'yi eğer sum fonksiyonu yaptıysanız bunu kontrol eden bir unit test yazıyorsunuz. A değerini 2, B değerini 2 veriyorum. Sonucu diyor mu? Diyor, kontrol ediyor. Belirli bir fonksiyon. Bir sonraki fazda integrasyon testi var. Bu kullandığınız toplamadan yine devam edelim. Yani toplama ile ilgili bir fonksiyon yazıldı. Ve başka bir entegrasyonu var. Oradan gelen değerlerin buraya aktarılması var. Beraber modüllerin çalışma şekliyle alakalı entegrasyon testi yapıyorsunuz. Artık böyle en alt seviyeden yukarıya doğru gitmeye başlıyoruz. Burada diğer modüllerle birlikte uygulamanın nasıl çalıştığı, sistem ve artık daha fonksiyonel şeyleri eklediniz ve artık hani daha elle tutulur bir şeyler var. Hani bu noktada nasıl çalıştı. En sonunda da user acceptance testing. Bizim istediğimiz, ya daha doğrusu iş biriminden gelen veya product owner'dan gelen requirement'ların bu alt seviyede yapılan her aşamayla birlikte karşılanmadığını kontrol olarak düşünebiliriz. Biraz oyun sektöründen bahsetmek istedim. Burada bazı değerler var. Aslında hani çok değerlerin üzerinde durmaya da şu anlamda gerek yok. Evet, yani her sektörde olduğu gibi belirli milyar dolarlar vesaire telaffuz ediliyor. Sadece burada önemli olan şey, yani mobil sektörü zaten bir yükseliş trendinde bakıldığında, örneğin firmalar e-ticaret tarafında daha ağırlıklı olarak, özellikle bu pandemi döneminde daha sık olarak hani mobil uygulamalar durumda. Oyun sektörü aslında bunlardan biri. Normalde bugünkü konuşmayı hani direkt oyun sektörü olarak değil de, yani benim yaklaşık benim de Ocak'ta 2 yıl olacak çalı. Mobil alanında oyun testleri yaptığım için daha ağırlıklı olarak hani bu alanda konuşmak istedim. Yani değerlere buradan da bakabilirsiniz. Daha sonra YouTube'da da kaydedilecek herhalde bu video. Oradan da üzerinden geçebiliriz ama aşağıdaki şu şeyi söylemek gerekirse, toplam global ölçekte gelirin %51'i mobile games, yani oyun sektörü için aslında paylaşılan bir data bu. Örneğin toplamda dünyada 100 milyar dolar oyun sektöründen bir getiri sağlanıyorsa, bunun 50 milyar doları olarak bu değeri veriyorum, mobil oyunlardan kazanılıyormuş. Geri kalan kısmı %25 kadar konsol, %24 kadar PC games. Aslında bunu büyük devlerin yavaş yavaş mobil sektörüne geçerek yapmaya çalıştıkları şeylerden de görüyoruz. Örneğin bir EA Games modeli, daha PC games alanından artık onlar da bu sektöre girmeye başladılar, mobil sektörüne ve hani iyi bütçeler de ayırıyorlar çünkü artık bu tarafa doğru gidiliyor. Aşağıda link olarak da verdim, referans olarak oradan da farklı datalara bakabilirsiniz. Oyun sektörüyle alakalı böyle küçük istatistikler var. Yani bu aslında oyun sektörünün ne kadar, özellikle mobil tarafında, tabii bunlar Amerika'dan alınan değer, insanların ne kadar buna engaged olduğunu gösteriyor. Örneğin ortalama bir kişi günde 23 dakikasını mobile game'lere ayırdığını söylüyor. Haftada 2.7 saat, yılda 5.8 gün, 1.3 years per lifetime olarak yıl için
yılını içinde de 1,3 yılını oyun oynuyormuş. Bu tabii ortalama. Yani bunun daha üst limitleri de var. Farklı yaş olarak bir breakdown verilmiş. Hani ortalama bakıldığı zaman %23. Aslında çok değişik bir rakam. Çünkü 55 yaş üzeri insanlar daha sık oyun oynama eğiliminde. Bunun için aslında en güzel gösterge, şimdi de tabii toplu taşımaları çok sık kullanamıyoruz ama çalıştığım dönemde ben inanılmaz derecede keyif alırdım. Böyle metroya vesaire bindiğim zaman insanlar hangi oyunları oynuyor, neler yapıyor vesaire. Ve gerçekten mobil telefonların da gelişmesiyle birlikte bakıyorum toplu taşımalarda ağırlıklı olarak insanlar hep ellerinde mobil cihazlarla oyun oynuyorlar. Bu tabii bizim sektör için sevindirici. Tabii bu şey konusu, bağımlılık konusu tartışılan, daha çok hani psikolojik olarak değerlendirilen bir konu. Çünkü hak verirsiniz ki benim de yaklaşık 4 yaşında bir oğlum var. Ben de çok fazla oyun oynamasını istemiyorum. Hani öyle bir şey de var. Yani sonuç olarak evet bu işten para kazanıyoruz ama bir de diğer tarafta hani geçirilen zamanın da harcanan zamanın da böyle bir ters orantısı var. Bunu da değinmiş olayım. Masum, var mı bir soru? Yok, şey olunca ben sorarım. Sen şey yapmana gerek yok. Tamam. Diğer bazı infografikler var. Burada normalde insanların daha ağırlıklı olarak hani hangi oyun alanlarında çalıştığını gösteren bazı değerler var. Gördüğünüz gibi en yüksek aslında puzzle oyunları, daha sonra arcade ve action oyunlar geliyor. Listenin sonlarına doğru daha simülasyon tarzı oyunlar geliyor. Board oyunları, kart oyunları vesaire. Yine bu grupta. Buraya bu değerlere bakıldığı zaman, yani örneğin bir oyun sektöründe bir şey yapacaksanız aslında görülen daha çok hani bakıldığı zaman hem ne kadar sürenin geçirildiği oyunun içinde. Çünkü buna göre belki reklamdan para getireceksiniz. Rewarded videolarla. Ya da oyun içi satın almalarla bir kazanca dönüşeceksiniz. Bunlar tabii firmadan firmaya değişiyor. Bizim firmamızın içinde birazdan bahsedeceğim farklı oyunlar var. Hepsinin de getirisi olarak farklı yerler bulunuyor. Bu da ortalama olarak şuna aslında hangi oyun gruplarında ne kadar kazanç sağlanıldı. Bu tabii Amerika verileri. Role play oyunları daha fazla getirirken casual oyunlar daha az getiriyor. Tabii casual oyunlarda hani bakıldığı zaman aslında mesela şurada ikinci sırada 93 dakika gibi bir ortalama kullanım alışkanlığı gözüküyor. Bu esnadan az geliyor ama totale vurulduğunda belki role play ile aynı kazancı da sağlıyor olabilirsiniz. Evet, biraz Gram Games'ten bahsedeyim. Gram Games 2012 yılında kurulmuş bir firma ve ilk olarak yani Türk firma olarak kurulmuş. CEO Mehmet Ecevit tarafından, ortaklarından biri olarak kurulmuş. Ve ilk Tenten, belki içinizde oynayanlar vardır, bir puzzle tarzı bir oyun. Ve casual, hyper casual bir oyunla başlanıyor serüveni. Daha önceden Gram Games'in tabii yaptığı farklı oyunlar var. Yanlış hatırlamıyorsam kurulduktan sonra Tenten üçüncü oyunları ve aslında son bütçelerini de bu oyuna ayırıyorlar gibi bir durum var. Ama oyuna çok inanılıyor ve gerçekten de oyun 2014 yılında çok fazla download alıyor, çok fazla kullanılıyor ve aslında ilk hitini böyle yapıyor diyebiliriz. Daha sonraki yıllarda 2017'de
birazcık daha sektörün getirdiği hyper casual oyunlardan bir tık daha in-app purchase tarzı ve oyunda daha puzzle ve daha soft türde Merge Dragon oyunu ile birlikte devam ediyor. Belki kullananlarınız vardır, oynayanlarınız vardır. Ben buradan da dipnot olarak yine geçeyim. Oyunlarımızı indirin, deneyin arkadaşlar. Eğer olursa hani merak ettiğiniz şeyler bana LinkedIn'den de ulaşabilirsiniz. Ben de seve seve yanıtlamaya çalışırım. Merge Dragon adından da anlaşılacağı gibi daha merch mekaniği üzerine kurulan bir oyun. Merch mekaniğinden kastım aynı objeleri birleştirerek daha üst level obje yaratma ve aynı şekilde bu şekilde böyle leveller bazında farklı itemler biraz daha koleksiyon yapabilir mekaniği sergiliyor. Ben de Gram Games'e girmeden önce çokça zaman harcamıştım Merge Dragons üzerinde. Offline, online oynayabileceğiniz bir oyun. Yani offline'ı da destekliyor. Online olarak da bazı türleri vesaire gibi. Bundan sonraki dönemde de farklı oyunlarda 2018'e kadar devam ediyor. Ve 2018'de Zynga ailesine katılıyor. Yanlış değilsem 250 milyon dolar gibi bir rakama Zynga'ya satılıyor. Bu rakamı telaffuz ediyorum çünkü şu anda baktığınız zaman en yakın dönemde sizden de bildiği bir Peak'in Zynga tarafından satın alınması vardı. Daha sonra Rollic satın alındı. Ve burada da hani Rollic mesela daha hyper casual tarafa hitap eden yani bu Tenten veya işte Tenten Color gibi oyunlardan oluşan bir firma. O taraftaki alım %80'ini yanlış hatırlamıyorsam 168 milyon dolar gibi bir rakama satın aldılar. Peak özellikle daha önceki dönemde Zynga ile farklı alışverişleri olmuştu. Toon Blast diye bir daha çok oynamayanınız varsa Toon Blast Candy Crush vari bir oyundu. Ve Zynga Peak'ten bu oyunun haklarını satın aldı. Daha sonra ilerleyen dönemlerde de işte takip ettiğiniz haberlerde Peak'in tamamı Zynga'ya geçmiş oldu. Bu 2018'den sonraki dönemde az önce bahsettiğim Tenten Color ve Merge Magic release edildi. Merge Magic şu anda benim çalıştığım proje. Gram Games'in İngiltere'de ve Türkiye'de iki ofisi var. Her iki ofiste de farklı title'lar altında oyunlara bakılıyor. Türkiye ofisi Merge Magic oyunundan sorumlu. İngiltere ofisi Merge Dragon'dan sorumlu. Aslında bakıldığında yani sorumlu diyorum ama ekiplerimizde böyle net bir kırılım her ne kadar pozisyonlarımızda olsa da farklı noktalarda birbirimize girift yapabiliyoruz. Yani biz de Merge Dragons'a destek verebiliyoruz. Onlar da bize destek verebiliyor vesaire. Ve yeni oyunlarda da çalışmaya devam ediyoruz. Gram Games'i takip ederseniz normalde iOS tarafında, App Store'da, Android'de, Play Store'da ve Amazon'da, Amazon Store'da oyunlarımız bulunuyor. İndirin, oynayın. Varsa yorumlarınızı muhakkak paylaşın. Farklı oyunlarımız var. Belki aşina olduklarınız vardır aşağıda gördüklerinizden. Ten Ten Color, Merge Magic, Merge Town, Merge Six, Merge One, Bouncy ve Paint Tower. Farklı oyunlarda gelmeye devam edecek diye bir sinyal vereyim. Bu arada bir tane soru var. Aslında teknik bir soru. Test otomasyon scriptleri biraz daha böyle şeyle ilgili. Test otomasyon scriptleri nasıl oluşturuyorsunuz diye teknik bir soru var. Tamam. O tarafa doğru geleceğim. Ha, tamam öyleyse. İlerleyen her dönem ilerleyen slide
Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Daha çok kendi deneyimlerim. Hani bir fiil Gram Games'te yaptığımız şeylerle alakalı değil ama kendi deneyimlerimden biraz bahsedeceğim. Bizlerin de yapmaya çalıştığından bahsedeceğim biraz test otomasyon tarafında. O zaman bu şekilde ise birazcık daha hızlandırayım bu fazları. Test stratejiyle alakalı konuşalım istedim. Normalde bir oyunla alakalı aslında birçok kontrol edeceğimiz yerler var. QA olarak da aslında hani bu noktaları mümkün olduğunca doldurmaya çalışıyoruz. Bir fiil kendi etkimiz olmasa da örneğin checking code quality yani QA olarak genelde şey algısı vardır. Hani bu benim sorumluluğumsa örneğin code quality ise ben kontrol etmeliyim. Yani QA isem. Aslında bu bir ekip işi. Yani developerların da burada sorumluluğu var. Designer veya analistlerin de burada sorumluluğu var. Herkes kaliteden sorumlu ve buna istinaden eğer yani bu bizden de gelebilir fikir olarak, bir analistten de gelebilir, developer'dan da gelebilir. Eğer bir yerde bir sıkıntı görüyorsak kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili örneğin code quality'den örnek verdik. Bununla ilgili bir analist diyebilir ki arkadaşlar biz code kalitemizi ölçüyor muyuz? Ve bununla ilgili eğer ihtiyaç varsa neler yapılması gerektiği ile alakalı development ekibine bazı taslar atanabilir. Yani direkt burada hani QA'den biri olmalı demiyorum. Yani kalite aslında high level olarak herkesin yapması gereken bir şey. Birazcık daha bizim tarafımıza inecek olursa yaptığımız yani özellikle kendi örnek vermek gerekirse Merge Magic için tabii ki oyunun fonksiyonel olarak doğru çalıştığına emin olmamız gerekiyor. Ama bunun dışında hak verirsiniz ki mobil dünyası birçok farklı çözünürlükte, birçok farklı işletim sistemiyle telefonları barındırıyor. Ve sizin belirlediğiniz kriterlerde, örneğin siz Google Play'e eğer bir oyun ekliyorsanız Android versiyonunun nereden nereye kadar dahil olacağını siz belirliyorsunuz. Örneğin diyelim ki Merge Magic için bu Android operating sistemi 4.2 ve üstüyse sizin test olarak tüm operating sistemlerini en azından olarak kullanılanları, burada tabii BI ekibi data ekibiyle de çalışılıyor. Oyunun örneğin %9 versiyonunu kullanıyor Android'in. Yüzde kaçı 8.1'i kullanıyor vesaire gibi. Eğer bunu test etmek istiyorsak ilk başta elimizde böyle bir bilgi olması lazım. Yani benim kullanıcılarımın ne kadarı operating sistemleri kullanıyor. Ve bu nedenle ben aslında test modelimi geliştirirken bu device'lar ağırlıklı olarak yukarıdan aşağıya belirli bir coverage'ı yakalamam gerekiyor. Fonksiyonel testlerden tutun oyunları biz Unity ile geliştiriyoruz. Unity'nin içindeki kullanılan library'ler veya işte kullandığınız SDK, çünkü SDK dediğim bu arada birazcık daha hani e-ticarette de bu kullanılıyordur da kullandığınız farklı third party kütüphaneleri kastediyorum. Örneğin bir oyunda eğer bir reklam videosu oynatılacaksa bununla ilgili siz aslında third party firma kuruyorsunuz. Oraya koymuyoruz, implement etmiyoruz. Burada çalıştığımız firmalar görüntüledikleri reklamların süresi, uzunluğu vesairesine göre çalışan firmalara belirli paralar veriliyor ve çalıştığınız firmaya göre oyunun ne kadar install aldığına göre bu fiyatlar değişebiliyor. Bunun için kullandığınız farklı networkler var. En çok bilinen hani AdMob vardır. Hani networklerden bir tanesi. Siz aslında onun SDK'ini oyununuzun içine takıyorsunuz. Ve kodu sadece bu noktada işte reklam göster diyorsunuz. Ondan sonrası tamamen o servisin görüntüleceği reklam veya daha önceden telefona eğer install edilen bir reklam varsa bunların görüntüle offline state'te de oynayabiliyorsunuz oyunu. Reklamlar arka tarafta da yükleniyor ve siz aslında offline'ken bir
Arada geçişte bu videoyu görüntülüyorsunuz. Daha sonra online olduğunuzda bu datayı aktarıyorsunuz gibi gibi yerlere gidebiliyor. Tabii ki mobil uygulamalarda hepsine tek tek söylemeyeceğim ama zaten görüldüğü kadarıyla önemli olan başlıkları da performans çok önemli. Performanstan kastımız oyunlarda diğer sektörlerde mesela bir e-ticaretteki performansı belki servis testlerine göre yapıyorsunuz. Örneğin bir post request'i attığınız zaman veya get request'i attığınız zaman bunun olarak ne kadar sürede, kaç thread'le ne kadar dönüyor vesaire bunların değerlerini gözlemliyorsunuz. Ki hani bu değerleri alarak ortalama site yükseltirken nasıl davrandığınız, sitenizin kaç kişiye kadar dayanabileceği veya işte stres testleri vesaire yapılıyor. Oyunda bu biraz daha farklı. Çünkü bizim asıl odağımız kullandığınız device'ın operating sistemine göre arkada çok yoğun fonksiyonlar çalıştırabilirsiniz ve bu oyunda glitch dediğimiz veya lag dediğimiz takılmalar veya kullanıcıyı rahatsız edecek görsel illüstrasyonlar yaratabilir. Burada bir akıcılık görmek istersiniz. FPS olarak nitelendiriyoruz. Çünkü oyunun diğer uygulamalardan farkı, mesela Unity'de eğer oyun yazan arkadaşlar varsa veya mera olanlar varsa aslına bakıldığı zaman kısa bir film gibi düşünebilirsiniz. Dışarıdan etki edebileceğiniz bir film gibi. Burada sahnelerden oluşur ve bu sahnelerde siz dışarıdan bir etki yaparsınız. Örneğin bir karakterin sağdan sola gitmeli bir animasyon vardır ve aslında siz saniyede 30 kare görürsünüz. Yaptığınız dışarıdan interaksiyonla karakteri sağa veya sola çektiğiniz zaman arka tarafta bir illüzyon oluşturuluyor ve görüntülenen her frame ile birlikte siz burada bir akıcılık görüyorsunuz. Buna istinaden bir etkileşime giriyorsunuz. Bizim için de bu ortalama device'larda 20 frame per second diyebilirim. Altında ise saniyede görüntüleme hızımız burada performans olarak bir sorun varı düşünebiliriz. Bu her zaman geçerli değildir ama hani daha ortalama bir değer olarak telaffuz edebilirim. Burada tabii yapılan şey ne? İlk aklınıza gelen farklı device'lara yüklemek. iOS olabilir, Android olabilir. Bunlar için farklı uygulamalar da var yapabileceğiniz. İnternetten araştırırsanız hani oyun tarafında Gamebench diye bir uygulama var mesela. Bunun belirli bir yere kadar free versiyonu da var. Gamebench'i indirdiğiniz zaman bir oyun kurduğunuzda arka tarafta cihazınızın oyunun bir saat oyun kadar şarj tüketeceğinden veya bataryanızın Android için sıcaklık olarak ne kadar yükseleceğinden, işletim sistemini zorladığından dolayı tam birebir doğru mudur tartışılır ama belirli istatistikler veriyor ve aslında sizin kontrol ettiğiniz şey bir önceki versiyonunuzla bir sonraki versiyonunuz arasında bu farklar. Yani siz oyununuzu ilk çıktığınızda Android 8.1'de 22 FPS ile belki çıkıyorsunuz ama bir sonraki versiyonun çıktığınızda eğer bu 22 FPS o sahnede 17'lere 18'lere düşüyorsa burada bir problem var diyebiliriz. Bu bizim için önemli. Bunun kontrolünü yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında tabii ki mobil ürünler çok fazla dışarıdan etkiye maruz. Bunlar nedir? Bağlantınızın düşmesi, telefonunuzun şarjınızın bitmesi, onun dışında bir mesaj gelmesi, bir telefon araması vesaire. Yani kimse şunu istemez. Tam bir satın alma sırasında bir IAP oyun oynuyorsunuz. Bir satın alma yaptınız ve aslında oradaki GM count'unuzun 100'den 2000'e çıkmasını bekliyorsunuz. Satın almayı yaptınız, gönderdiniz. O sırada bir telefon geldi. Bu telefon geldiğinde, telefonu kapattığınızda geri döndüğünüzde oyunu bu satın alma yapıldıysa o işlemi orada görmek istersiniz. Bunlar tabii hani birazcık daha çok etch demeyeceğim ama yine de testlerimizin içinde tutmamız gereken süreçlerden. Aynı şekilde
Ses çok önemli. Belki birçok özellikle aramızda var mıdır bilmiyorum oyun sektöründe çalışan arkadaşlar. Oyun sektöründe çalışmayanlar için hani ses çok test edilecek bir şey değildir. Yani telefonda bu butona tıkladığım zaman ses geliyor mu gelmiyor mu gibi, ama bizim için bu da önem arz ediyor. Hani oradaki sound'ların birbiriyle match olması. Çünkü bir nevi tabiri caizse film izliyor gibisiniz. Filmle interaksiyona geçiyor gibisiniz ve hani orada bir unmatch bir şey olduğu zaman, ses üst üste bindiğinde veya tam yaptığınız aksiyonla birlikte o sesi almadığınız zaman, bu sizi rahatsız ediyor kullanıcı olarak ve uygulamanızın kullanılmamasına neden oluyor. Kısaca böyle aslında test stratejisini belirlerken bu noktalara neyi koyacağınızı tespit etmeniz gerekiyor. Yani ben bunu kontrol etmek istiyorum. Özellikle mesela burada lokalizasyon diye bir task'ımız var. Lokalizasyon ki bizim oyunumuzda şu anda 12 dili destekliyoruz. Bunun içinde China Simplified'dan tutun Kore diline kadar birçok dil var. Ve burada hani kullanıcıyı global ölçekte eğer çalışıyorsanız gelen tekstlerin o butonlara fit olup olmaması, overlap şularının olup olmaması, yeri geldiğinde de bazı crowd testlerle dünyaya açıyoruz bu testi ve farklı firmalar var çalıştığımız. Bu firmalardan örneğin Kore'deki bir kullanıcı, tabii İngilizcesi de olan arkadaşlar kendi dillerinde bakıyorlar. Tam olarak değil ama birebir çevirilerde eğer takıldıkları bir şeyler varsa bunlarla ilgili issue'lar da açılabiliyor. Tam bekleneni karşılama noktasında veya bazı yerlerde bir dili oynuyorsunuz ama içinde İngilizce tekstler gözükebiliyor. Bunlar da önem arz ediyor. Evet, devam ediyorum. Farklı tipler var. Fonksiyonel, non-fonksiyonel tarafında. Bunlar hepimizin aşina olduğu regresyon testlerimiz olmazsa olmaz. Her versiyon öncesi koşmamız gereken testler. Smoke testlerimiz genelde alınan yeni release boyutlarda hızlıca bir baktığımız. Exploratory test ki mobil tarafında çok önemli. Bence genel olarak exploratory test çok önemli. Çünkü genelde yakalanılan hataların birçoğu, yani ne kadar scripted olarak test kezleri siz verseniz de yazmanız çok zor. Hani tam şunu yaparken çağrı gelsin, ondan sonra telefonu aç kapat vesaire gibi senaryolarla bunu script yazmanız çok zor. Milyonlarca satır yapar böyle bir testin koşumu, ki bu efektif de olmaz zaman anlamında. Regresyon testleriniz daha fonksiyoneliteyi test etmeye odaklanırken, örneğin level 1'i oynanabildiğini gör gibiyken, exploratory test birazcık daha onu dig ediyor. Ve genelde biz de günlük olarak exploratory test'e önem veriyoruz. Çalıştığımız outsource firmalara da hani bu yönde gelen feedback'leri değerlendirip, bazen çok değişik işler gelebiliyor çünkü bunlara göre aksiyon almaya gayret ediyoruz. Fonksiyonel olmayan tarafta performans testinden bahsettik. Compatibility yine aynı şekilde bahsettiğim gibi operasyon device'larda önemli. Özellikle hani bir case var ki mesela cloud save dediğimiz normalde oyun üzerindeki progresinizi kaydedip farklı bir device'a geçtiğinizde kaydettiğiniz save datanın o device'a da gelmesi, burada da farklı issue'lar gelebiliyor. çünkü baktığınız zaman, yani Android bir device ile oynuyorsunuz, oyunu belirli bir progresiniz var, belirli satın almalar yapmışsınız ve bir anda evdeki tabletinize gittiğinizde kaldığınız yerden devam etmek istiyorsunuz. Bunları da test olarak dahil ediyoruz. Lokalizasyondan bahsettik. Operability, interoperability mesela burada da yani şöyle bir örnek verebilirim. Gram Games'in işte kullandığı diyelim ki bir player'ımız var ve Gram Games'in Merge Dragon ve Merge Magic oyununu kendi uygulamasında, device'ında kullanıyor. Bu ikisinin de aslında beraber çalışması gerekiyor ki bazılarının ortak kullandıkları
şeyler de olabilir. Çakışmaması gerekiyor veya device'ın diyelim ki bir uygulamayı açtınız, diğer uygulamayı açmaya çalıştığınızda bir problem olması gerekiyor. Interaction testing de dediğim dışarıdan gelen diğer etkiler, bahsettiğimiz işte mesaj gelmesi, şarjı bitmesi vesaire gibi şeyleri cover etmemiz gerekiyor. Defect management olarak farklı kategoriler var. Belki arkadaşlar hani aramızda bulunan testerler hani kendi oluşturdukları issue'larla alakalı bir kategori tutmuyordur ama ben şiddetle tavsiye ediyorum çünkü belirli ölçeklerde örneğin quarter'larda şeye bakmak isteyebilirsiniz. Hani açılan issue'ların ne kadarı visual, ne kadarı audio. Tabii bu bir e-ticaret veya farklı bir uygulama için farklı kategorilerde olabilir. Ama oyun için genel olarak buradaki saydığımız visual, audio, game design ki çok önemli. Bazen oyuna girdiğiniz zaman oyunun içindeki balans level 1, level 2, level 3 gidiyorsunuz. Level 4'e geldiğinizde level 1'deki kadar basit bir levelle karşılaşabilirsiniz. Bu aslında burada kod anlamında bir sıkıntı değil ama hani design anlamında bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Aslında bunu da işi olarak raporlamamız gerekiyor. Aynı şekilde stability, network related issue'lar, compatibility, performance, AI dediğimiz eğer varsa arka tarafta oluşturduğunuz bir yapay zeka bir şeyleri yapması gereken beklediğimiz şeyler, lokalizasyon, çeviriler vesaire. Cheat hack dediğimiz kısım ki bu bazen can acıtabilir. Çünkü bildiğiniz gibi insanlar böyle oyunlar içinde farklı hileleri yakaladıkları zaman ekonomik olarak sizi zedeleyebilirler. Farklı gruplar var. Discord, Reddit gibi oyun sektörü için. Buradan e-ticaret için de mesela farklı şeyler olabiliyor. İşte sepetinize şunları eklediğinizde şöyle bir indirim uyguluyor. Normalde olmayan bir şey belki yansımış olabiliyor. İnsanlar bu tür şeyleri paylaştığında bu da sizi etkileyebilir ekonomik olarak. Data tarafı aynı şekilde önemli. Text biraz daha lokalizasyonla belki alignment'ları veya ekrana oturup oturmamasıyla ve diğer şeyler olarak bakılıyor. Genel olarak kategori seçiyoruz. Bir severity belirliyoruz ve environment olarak da hangi ortamda karşılaştığımıza değiniyoruz. Test metotlarından yine bahsedecek olursak aslında mobil taraf için farklı şeyler var. Emulator, simülatör kullanabilirsiniz. Biz genelde gerçek device'ları kullanmayı tercih ediyoruz. Birçok firma aslında cloud ortamı üzerinden gerçek device'larla birlikte size bir farm sunuyor. Ama oyun için bu çok efektif olmayabiliyor. Çünkü oyunda birebir interaksiyon halinde olduğunuz için internetinizin hızı vesaire hani cloud üzerindeki bir device farm'da bir oyunu kurup oynamanıza çok müsaade etmeyebiliyor. Özellikle eğer manuel olarak ilerliyorsanız. Ama hani kuruluyor mu kurulmuyor mu noktasında belki size device farm cloud üzerindeki çeşitli envanter sağlayarak hani bunun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek, operating sistemi destekleyip desteklemediğini kontrol etmek noktasında fayda sağlayabilir. Testler yine aynı şekilde reklam firmalarıyla, networkleriyle çalıştığımız şeyleri kontrol ettiğimiz şeyler. Change list control, mümkün olduğunca kodun içinde yeni gelen build'larla birlikte bir öncekinden farklı olarak ne eklenmiş, ne eklenmemiş bunlara bakarak farklı test konuları belirleyebiliyoruz. Özellikle bunu önerebilirim. Yani çünkü daha önce çalıştığım firmalarda çok yapmadığım bir kontrol modeliydi. Ve hani şu anda oyun sektöründe bunu aslında yaparak hem developerların ne yaptığını, yani bir build çıkacağı zaman içinde neleri gönderdiğini bakarak, bunlar için farklı tool'lar da var. Örneğin bir fonksiyonun altında eğer çok fazla değişiklik olduysa, bu change list kontrolleriniz sırasında burada şeye uyanabilirsiniz. Yani burada bir şeyler olmuş ve buraya daha çok efor harcamam gerekiyor gibi algılayabilirsiniz. Çünkü genelde hani bir fonksiyonun değiştiğini biliriz ama altında ne kadar değişiklik olduğunu bilmeyiz. O versiyon kontrolleriyle
aslında hani altında ne kadar şeyin değiştiğine göre bir orantı çıkartabilirsiniz. Tam doğru orantıdır değildir. Yani öyle diyemem ama en azından bir fikir sağlayabilir. Öneri olarak onu söyleyebilirim. BI Analytics Related Test. Bu oldukça önemli çünkü oyunun içinde aslında siz oynadığınız sırada arka tarafta birçok analitik eventi oluşturursunuz. Bunlar örneğin bir levele girilmesi, levelin tamamlanması, level içinde eğer yaptığınız bir işlem varsa bunların kaydedilmesi ki bunlar daha sonra data BI'cılar tarafından incelenip örneğin bir levelde ne kadar süre harcadığınızın tespiti vesairesine göre o levelle ilgili belirli modifikasyonlar yapılabilir. Örneğin ben eğer kullanıcılarımın %20'sini level 15'te kaybediyorsam bu burada bir problem olduğunu gösterebiliyor. Ona istinaden data da önemli. A/B testimiz olmazsa olmaz. A/B test birçok e-ticaret sitesinde de yapılıyor. Şahsen benim en keyif aldığım testlerden bir tanesi. A/B testlerde farklı davranışlarla birlikte bu bir ikonun yerinin değişmesinden tutun, bir levelin içindeki şeylerin değişmesine kadar farklı varyasyonlar olabiliyor. Belirli kullanıcı gruplarını açarak bunları aradaki daha sonra işte gözlemlediğiniz süre boyunca farklarına bakarak burada hangisi kazanansa ona göre onu tümüne implement etmeniz gerekiyor. Bunları yapan farklı uygulamalar da var. Biz Gram Games'te in-source olarak geliştirdiğimiz bir tool'u kullanıyoruz. Lokalizasyondan bahsettik. Geri kalanları da zaten 3 aşağı 5 yukarı konuştuk. Onları geçiyorum. Çok hızlıca bu test piramitle alakalı zaten genel olarak daha önceki sunumlarda da gördüm. Experience Talks'ta da, Test Experience Talks'ta da konuşulmuş. Daha önceki sunumlarda da vardı. Aslında bilinenin aksine yani biz test otomasyonuna girdiğimizde hep direkt benim de yaptığım bir yanlış tabii ki direkt şeyle giriyoruz. GUI testleriyle yani direkt fonksiyonel olarak hadi bunu otomatize edelim diye bakılıyor. Aslında normalde beklenen otomasyon hazırlanıyorsa bu tabii bir ortalama ama coverage'ınızın yüksek olması için unit testlerin yani toplamda eğer otomasyonu bölecek olursak %70'inin aslında automated unit test olması bekleniyor. Daha sonraki aralıkta %20'lik integration testler vesaire bunların automated olması bekleniyor. GUI tarafında bizim odaklandığımız yani e-ticaretten örnek vereyim işte bir ürünün aratılması, devam etmesi, sepete eklenmesi vesaire aslında bu %10'luk bir kısım. Bu demek ki yani sadece o kısmı otomatize ederek siz uygulamam benim tamam coverage'ı okeydir demeniz çok yanlış bir model olur. Aslında unit testten itibaren bunun yapılması gerekiyor. Evet, hızlıca ilerledikten sonra otomasyonla alakalı oyun tarafında deneyimlerimi paylaşacağım. Burada yani bir kod açıp, script açıp şey yapmayacağım. Farklı ekran görüntüleri aldım. Sadece hani kısa bir sunum olarak Exerciser Monkey'i anlatmak istiyorum. Onun bir uygulamasını yapacağız kısaca. Çok basit olduğu için ve bence efektif olduğu için onun üzerinden geçeceğim. Hakeza Play Store'a eğer bir oyun yükleyecek olursanız Google'da aynı mekanikle oyunları kontrol ediyor. Ve buna istinaden sizin koyduğunuz uygulamayla alakalı size feedback veriyor. Yani uygulamanızda şu kadar hata var veya işte şöyle hatalar var vesaire gibi bir feedback veriyor. Oldukça kolay. Şimdi buraya kadar Mahsun bir soru var mı diye sorayım. Çünkü sunumun Yok. sonuna doğru geldik. Buradan bahsedeceğim. Sonra varsa son sorular alırız ve tamamlarız diyorum. Şimdilik bir soru yok. Benim hani bir iki sorum olacak ama onu sonda sormayı planlıyorum. Okey, tamam. O zaman hızlıca gireyim. Şimdi test otomasyonla alakalı ben biraz serüvenimden bahsedeyim. Ben e-ticaret tarafında çalışıyorken test otomasyonla aslında ilk orada biraz girmeye başladım.
Ve herkesin ilk yaptığı gibi Selenium Java tarafından giriş yaptım. O dönemde Udemy üzerinden eğitimler alarak Selenium Java'nın kullanılması, tabii web browser olduğu için hani çok fazla mobil tarafla alakalı deneyimim yoktu. Farklı browserlarda Chrome olur, Explorer olur, Firefox olur. Farklı otomasyon skriptleri yazarak sonucunu dönmesini ve işte buna göre belirli çıkarımlar yapmaya çalıştım. Onun dışında özellikle API tarafında birkaç tane test otomasyonla alakalı yine Java kullanarak deneyimlerim olmuştu. Oyun tarafına geçtiğim zaman da aslında başlar başlamaz tabii bu tarafla ilgili hevesim de olduğu için hani ne yapabilirim diye baktığımda çok fazla alternatif bulamadım. Zaten internette de eğer bakacak olursanız hani oyun sektörüyle alakalı genelde hani çok fazla kaynak bulamıyorsunuz otomatize edilmesiyle ilgili. Yapanlar çok ekstrem ölçekte development eforu veriliyor. Örneğin Candy Crush'la alakalı bildiğiniz bir tabii şu ana kadar konuştuğum şeyler hep GUI tarafıyla alakalı. Yani unit testlerden az önce konuştuğumuz integration testlerden bahsetmiyorum. Yani direkt GUI test otomasyonu olarak. Candy Crush mesela bir AI yaparak aynen bir kullanıcı davranışı gibi oyunu baştan sona oynayabilecek belirli engine'ler yapmış ve buna istinaden bu şekilde aslında test ediyor. Araştırdığım dönemde tabii oyunu direkt düşünecek olursanız, şimdi mesela arkadaşlar bir akıllarına ilk oynadıkları oyunları veya telefonda şu anda oynadıkları oyunları getirsinler. Bunları nasıl otomatize ederim? Eğer deneyimi olan varsa mesela. İlk takılacağınız yer şu oluyor. Ben o noktada takıldım. O yüzden ilk takılacağınız yer diyorum. Appium tarafıyla başlamayı tercih ediyorsunuz. Ve Appium tarafıyla girdiğiniz zaman normalde XGUI test tarafında normalde belirli tool'lar var ve eğer bir e-ticaret sitesi ise butonların, text box'ların yakalanması için arkada size oluşturdukları bir ID'ler var. Ve test otomasyonu yazmak istiyorsanız belirli referans noktalarını set etmeniz olmazsa olmaz. Yani uygulamaya buraya tıkla, burayı set et vesaire diyorsunuz ki bu noktaları tespit etmeniz gerekiyor. Ama bir oyunu düşündüğünüz zaman XUI test üzerinden açıp oyunu bir objeyi yakalamaya çalıştığınızda bu bir dediğim gibi film sahnesi olduğu için tamamını bir obje olarak algılıyor. Yani içerideki itemları tabii ki göremiyor. Yani çünkü orada bir balık da olabilir, orada bir küp de olabilir. Yani bunların hepsi birer item değil. Siz sadece film sahnesine dışarıdan etki yapıyorsunuz. Bunun için genelde image processor'lar kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi Open CV ki güçlü. Akaza ile birlikte entegrasyonu ile birlikte bir image recognition var. Aslında Open CV imajları yakalayan, proses eden bir ürün. Akaza birazcık daha arka taraftaki bu lojiyi, yapay zekayı diyebileceğim. Yani örneğin yukarıdaki Gram Games logosunun oyunun içinde arıyorsunuz diyelim ki. Ama bir tanesinde resolution olarak bu birazcık daha stretch olabilir. Bir tanesinde birazcık daha sıkışık geniş olabilir. Ona istinaden Akaze'de referans noktalarını alarak bu referans noktaları arasındaki farklara bakarak gördüğünüz sahne içinde aradığınız imaja en yakın olan objenin referans noktalarını veriyor size. Ve bu şekilde siz normal bir e-ticareti de yazdığınız gibi Appium'u kullanarak yazabiliyorsunuz. Tabii o referans noktalarını bulabilirsiniz. Bu %100 efektif demiyorum. Çünkü birkaç denemem oldu. Ve buna istinaden aynı oyunun içinde birkaç defa o referans noktalarını yakalayabildi ama farklı device'lara geçildiğinde o referans noktalarını yakalayamadı. Ve imajı bulamıyorum vesaire diyor. Tabii ki orada daha belki hassas bir programlama gerekebilir. Yani ben sonuç olarak overall bir şey yaptım ama ilk model aslında bu. İkinci model alt unit tester dediğimiz bir şey. Normalde tüm
Oyun uygulamaları aslında belirli şeylerle yazılıyor, alt yapılarla yazılıyor. Ve Unity bir oyun yazma motoru. Bu oyun yazma motorunun içinde hızlıca aslında şöyle hazır YouTube'da bu videosu varken siz de inceleyebilirsiniz. Alt Unity Tester olarak ne bahsettiğimden daha sonra incelemek isterseniz. Unity'yi açtığımızda normalde Unity'nin içinde kullandığınız objelerle ilgili belirli hiyerarşiler ve atıyorum bir item oluşturduysanız bu itemla alakalı arka tarafta interaksiyonun nasıl olması ile gerektiği kodlar bulunuyor. Tabii Unity bir derleyici olarak bu siz uygulamayı yazdıktan sonra bunu bir APK dosyası olarak veya IPA dosyası olarak oluşturduktan sonra store'lara yüklüyorsunuz. Ve bu framework yani Alt Unity Tester kurduğunuz zaman arka taraf aslında birazcık daha ilerletiyorum. Acaba görebilir miyim? Aynı zamanda konuşacağım. Framework olarak arka tarafta kurduğunuzda o objelerin normalde Unity tarafında gördüğünüz objelerin isimlerini ve referans noktalarını siz oyunu kurduğunuz device'a göre arka taraftan sizi besliyor. Yani diyor ki örneğin bir uçak var oyunun içinde. Uçağı referansını bilmek istiyorsunuz ve resolution olarak yüksek bir resolution device'ınız var veya daha küçük bir telefonunuz var. Bunun üzerinde Alt Unity Tester'ı kurduğunuz zaman framework olarak arka tarafta Appium'u besleyen script'ler atıyor. Ve diyor ki benim şu anda gördüğüm sahnenin önünde uçak diye bir obje var ve şu andaki bu uçak objesini ben şu referanslarda görüyorum diyor. Yani direkt nokta atışı size bu bilgiyi veriyor. Buna istinaden siz kodunuzu yazdığınızda sadece o noktadan sonra dediğiniz şey şu referans, daha doğrusu referansı da değil, direkt hiyerarşideki ismini yazıyorsunuz. Yani Unity'nin içinde eğer siz plane ve kapsül kullanıyorsanız yazdığınız kod sadece self.outdriver find element. Ve bu plane dediğiniz anda arka tarafta Appium script'i Alt Unity ile konuşuyor. Bana plane diye bir hiyerarşi noktası ver diyor. O da ona istinaden dediğim gibi kullandığınız device'ın resolution'una göre size exact location'ı veriyor. Diyor ki şu anda burada. Ondan sonrası tamamen size kalmış. Eğer bu eleman, bu item geliyor mu gelmiyor mu veya bu item'ı tut, şuraya götür. Bu item'ı tut, işte atıyorum plane'e kapsül var. Plane objesini tut, kapsül objesinin üzerine götür vesaire gibi. Arka taraftan direkt kod yazmış oluyorsunuz. Bu kolay tarafı. Ama implement etme noktasında biraz zorluğu var. Hani o noktada da developer'dan yardım alınabilir. Biz şu anda Ground Games'te yavaş yavaş buna girmeye başlıyoruz diyebilirim. Firebase ile alakalı konuşayım. Firebase normalde Google'ın bir ürünü ve bunun altında Crashlytics, TestLab diye farklı uygulamalar var. Hatta şöyle ekran görüntüleri de vardı. Bunlardan geçeyim. Bu verdiğim örnek mesela Ten Ten Color için ben belli şeyleri yapmaya çalışmıştım. Bu biraz daha image processing ile alakalı yaptığım şeyler. İşte burada da yine fonksiyon olarak wait for image to disappear from screen. Mesela verdiğiniz bir PNG dosyasının ekrandan gidip gitmediğini kontrol edebilmek için yazılan bir test metoduydu. Dediğim gibi çok feasible değil. Çünkü image processing zaman alıyor. Bu az önceki gösterdiğim örnekte Alt Unity Tester'la alakalı yazılmış bir şey ve aslına baktığınız zaman komple test script'iniz, bu tabii Python'la yazıldığı için de farklı dilleri destekliyor mu emin değilim. Alt Unity Tester belki Java'ya yeni yeni destek oluşturmaya başladılar. Python tarafında ilk kendi sitesinde de verdiği örnekler var. Klasik bir Appium girişiyle birlikte Android device'da işte localhost bağladığınız device'la ilgili uygulamayı kurmadan başlıyorsunuz. İşte şu lokasyondaki APK dosyamı veya IPA dosyamı al, iOS X Suite tarafında işte bu device'a kur.
bağlı olan device'a. Daha sonra test aslında şurada başlıyor. Belirli predefined metotlar var. Wait for element, wait for element with text. Bunları ben oluşturmuyorum. Bunlar direkt gelen uygulama içinde olan yapılar. Siz sadece Unity'nizi açıyorsunuz. Unity'de bu objenin ismini buluyorsunuz ve bu elemanın gelmesini bekliyor. Bu elemanın geldikten sonra buna tab at veya scroll at vesaire gibi kodlar yazıyorsunuz. Firebase dediğim gibi Google'ın ürünü ve altında da farklı opsiyonlar var. Normalde Google uygulamalarla birlikte, yani normalde Play Store'a bir uygulama koyuyorsanız bunun kontrolleriyle alakalı size farklı opsiyonlar sunuyor. Bunlardan bir tanesi Robotest. Diğeri mesela iOS için XeTest ve Android'in mesela altında Game Loop olarak bir opsiyon daha var. Burada kullanılan hatta şurada şey de görürsünüz. Instrumentation Test var. Mesela Run, Espresso, Robotium veya UI Automator kullanarak da testler yazabiliyorsunuz. Tabi bu oyunlar için değil. Belki tabi bu lisanslı bir ürün. Firebase'de free olarak kullanamazsınız büyük ihtimalle. Yazdığınız e-ticaret için mesela bir otomasyon yazıyorsanız burada direkt çalıştırabiliyorsunuz. Tabi bu ne demek oluyor? Siz bu testi yazdığınız zaman uygulamanızı Play Store'a veya Google Play'e koyacağınız zaman bu arkada oluşturduğunuz testler otomatik Google'la entegre olduğu için uygulamanızı siz koyar koymaz bu testleri çalıştırıyor. Ve böylece aslında third party bir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Yani uygulamanızı siz direkt oraya attığınız anda daha önceden set ettiğiniz bu test scriptleri çalışarak size bir raporlama yapıyor. Ve bir özet rapor veriyor. Diyor ki bu cihazlarda bu geçti vesaire gibi. Tabi burada cloud based kullanılan şeyler olduğu için device farm olarak Google'ın belirlediği device'lar var. Onlara göre ekstra ücretleri vesaire değişiyor. Biz şu an bunu kullanmıyoruz ama sadece opsiyon olarak gösteriyorum. Göstermek istediğim diğer örnek Exerciser Monkey. Kısaca buna değinmek gerekirse aslında çok basit anlamda Android Studio'yu bilgisayarınıza kurduktan sonra şöyle ekranıma gösterebilirsem. Kısaca bir bakalım. Şimdi uzaktan yaptığımız için sunumu direkt bu uygulamayı da bu arada free olarak kullanabilirsiniz. Benim de önerdiğim uygulamalardan biri. Not alabilirsiniz. Eğer mobil tarafıyla ilgileniyorsanız AirDroid diye bir uygulama. Screen Mirroring olarak Yalnız Android'i dikkat edelim, destekliyor. herhangi bir şey olmasın, özel bir bilgi falan ekranda çıkmasın, hani NDA ile bir sorun yaşamayasın sonra. Yok yok, onunla ilgili bir şeyim yok. Tamam. Öyle bir şey göstermeyeceğim. Bakalım. Sunuma başlamadan önce tabii denemiştik ama bir deneyelim tekrar. Neyse çok şey olmayacak büyük ihtimalle. Connection'la alakalı bir sıkıntı var büyük ihtimalle. Neyse buradan devam edeyim. Kısaca şu, aslında kullandığımız normalde ADB devices. Normalde buna girdiğiniz zaman bir Android Studio yüklediyseniz device'ınıza, ben Mac user olduğum için şu anda terminalden gösteriyorum. Normalde Command Prompt'tan Windows kullanıcıları devam edebilirler. Şu anda bağlı bir device'ım var. Bu device'la alakalı ben bir test koşmak istiyorum ve bu testi koşarken de bu direkt Android Studio ile gelen prescript Shell Monkey ismi de manidar. Çünkü Monkey test olduğu için direkt pataküte yapabileceği tüm fonksiyonları yapmaya çalışıyor device'da. Bunların içinde parametresini siz belirliyorsunuz. Şu sondaki 2000 sayısı ona denk geliyor.
Buradaki sayıyı çoğaltırsanız yapıcı varyasyonları değiştiriyor. Bu varyasyonlar arasında diyelim ki ses açma, kapama, uygulamayı arka plana atma, farklı uygulamayı açma vesaire gibi opsiyonlar da olabilir. Veya farklı iki uygulamayı da beraber işte bu uygulamayı aç ama arka tarafta şu uygulamayı da aç vesaire gibi de farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Bu çalıştırdığınız script kısaca şunu yapıyor. Diyor ki ADB olarak şu device'da monkey test koşmak istiyorum. Crash'leri ignore et ve parametre olarak da Kongram Games Merge Magic yani Merge Magic oyunum yüklü. Ekranımda bağlı olsaydı onu gösterecektim ama hayal etmek açısından. Bunu çalıştırdığınız zaman arka tarafta şu anda şurada direkt fonksiyonları aslında görelim. Ekranda şu anda benim ekranımda da Merge Magic uygulamasını açıyor. Farklı lokasyonlara random olarak tepliyor. Bazı noktalarda scroll yapıyor, pinch yapıyor. Uygulamanın sesini açıyor, kapatıyor. Arka tarafta şu anda farklı farklı bir sürü varyasyon yapıyor. Ve testini bitirdiği zaman da size herhangi bir hata bulup bulmadığıyla alakalı herhangi bir şey, bunu zaten direkt ekranda siz de görebiliyorsunuz. Varsa yoksa veya log yazmak istiyorsanız bunları belirtiyorsunuz. Bunu incelemek için normalde developerandroid.com altında şu arada UI App Exercises Monkey, bu sunumun içinde de linki var. Buraya girdiğiniz zaman bunun bakıldığı zaman zaten tek sayfa olarak nasıl çalışması gerektiği veya kullanabileceğiniz parametrelerle alakalı size çeşitli bilgiler veriyor. Bu parametreleri kullanarak dediğim gibi çok basic olarak bir şey koşmuş oluyoruz. Testi koşmuş oluyoruz. Bu tabii hani device üzerinde Android için sadece geçerli. Hızlıca her şeyi yapıyor mu? Yani scripted olarak yapmak yerine bir monkey testi olarak bunu hızlıca koşmuş oluyorsunuz. Kaldı ki daha önce dediğim gibi Google Play Store'a koyduğunuz oyunlar için Google Play bunu otomatik olarak yapıyor. Farklı 10-12 device'da koyduğunuz uygulamayı install ediyor ve bu monkey testi çalıştırarak herhangi bir hata alıp almadığını size raporluyor. Şöyle geçeyim. Evet, bu dediğim gibi normalde Play Store'u kullananınız varsa oradaki release management ile alakalı böyle bir rapor veriyor size. Bu raporda işte crash'ler, eğer warning, minor issue, error vesaire varsa Play Store size bununla ilgili bilgi veriyor. Burada da bağlı olan device'larla birlikte işte hangi Android versiyonu olduğu, işte ülke olarak nerede olduğu ve eğer bir issue'yla tespit ettiyse bununla ilgili bilgi veriyor. Exercises Monkey dediğim gibi tavsiye edebileceğim bir incelemenizi tavsiye edebileceğim bir şey olur. Çünkü çok basit kullanımı. Ekstra bir programlama bilgisi de gerekmiyor. Air Test by NetEase. NetEase aslında bir oyun geliştiricisi. Onlar da farklı bir tool yapmışlar. Bunu da deneyebilirsiniz. Burada direkt arka tarafta Python skriptleriyle birlikte bağladığınız oyunda direkt mesela oyunu yan tarafta açıp bir imaj mirroring ile birlikte bağlı olan device'ı da görüyorsunuz. Buradan direkt screenshot alıp mesela şuraya tıklamak istiyorsanız bunun screenshot'ını alıyorsunuz ve otomatik buraya yapıştırıyor. Buraya istinaden mesela burada yazan örnek kodda işte touch şuradaki ikon, hani bu ikonun ekran görüntüsü alınmış ve buraya tıkla gibi gibi alt tarafa doğru böyle hem visual olarak size bir akış sağlıyor. Bu tabii hani çok ne derece kullanılır bilmiyorum ama hani ilgilenen arkadaşlar bir en azından bakabilirler nasıl bir uygulamaymış diye. Oldukça belki şey noktasına fikir verebilir. Eğer kendi firmanız içinde böyle bir ihtiyacınız varsa bu noktada nasıl insanlar şeyler yapmışlar gibi. Uygulama aslında çok basit. Burada butonlar var. Gördüğünüz gibi touch, swipe, wait, exist vesaire. Bazı predefined fonksiyonlar tanımlanmış. Buna istinaden touch dediğinizde
ne ekran görüntüsü almak istiyorsanız onu koyuyorsunuz. Arka tarafta Alt Unity Tester'a benzer bir SDK de var. O SDK ile birlikte eğer oyunun içinde az önce bahsettiğim objelerin referans noktaları ile birlikte oyunun kod tarafında da örneğin Poco denilen bir SDK kullanılıyor orada da. Poco Hard Click denilmiş mesela. Bu Hard aslında direkt yazılan uygulama eğer Unity ise kullandığınız Poco SDK ile birlikte Unity'nin içindeki Hard objesini buluyor. Onun referans noktasına klik yapıyor. Öyle bir edition'ı da var. Bunu bir product haline getirmişler diyebilirim. Onun haricinde Unity'nin kendi test runner'ı var. Bunu bir fiil kontrol etmedim. Ama hani Unity ile alakalı eğer ilgilenen varsa bunu da araştırabilir. Google Play Prevention Report'u zaten değinmiştik. Google'ın kendi ürünü olarak bu desteği sağlıyor. Otomasyon tarafında yani önerebileceğim oyun sektöründe çalışan arkadaşlar varsa veya çalışacak olan varsa image processing değil, onun yerine bu tarz SDK'leri tercih edebilirler. Ürünün referans, objelerin referans noktasını veren. Kısaca böyle diyeyim. Eğer sorularınız olursa iletişim bilgilerinden bana da erişebilirsiniz. Mümkün olduğunca overall bir özetlemeye çalıştım. Şimdi Masum istersen sorular varsa soruları da alabiliriz. Tabii ki çok teşekkürler. Bayağı bir güzel ve faydalı oldu. Dolu dolu oldu. Hani ben de aslında mobil tarafta çok bir deneyimim yok. Hani benim için de bayağı bir yeniliklerle dolu oldu. Şimdi ufak birkaç tane soru var. Sonra Tabii. hani benim de bir iki tane olacak. Birincisi, bu arada az önce o test otomasyon skripti ile ilgili soru soran arkadaş inşallah beklediği bir cevap olmuştur, yeterli bir cevap olmuştur. Diğer bir soru, genelde işte sektörde hani bir tester'ın geçiş aşaması işte e-ticaret, sigorta, telko, bankacılık vesaire oluyor. Oyun sektöründe test sizce diğer sektörlere göre nasıl, olumlu veya olumsuz yönleriyle açıklar mısınız diye bir soru var. Güzel soru. Yani şöyle diyebilirim. Tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. Yani kimi insan var, hani bundan keyif almayabilir. Kimi insan var, bundan aşırı derecede keyif alabilir. Tabii ki oyun sektöründe test olarak çalışıyorsanız, hani belki bir banka uygulaması için bunu diyemeyeceğim. Yani bankada tester olarak çalışıyorsanız, hani bankacılık uygulanmasını sevmelisiniz gibi bir şey çıkmasın buradan sonuçta. Ya oyun tarafında birazcık daha tabii bunu hissediyor olmanız önemli. Çünkü şu açıdan hissediyor olmanız önemli. Oyun sonuç olarak kullanıcıları keyif almak için bunu oynuyorlar. Ve bakıldığı zaman hani sizin aklınıza yatmayan veya sizi üzecek bir şey aslında son kullanıcı olarak birçok insanı da üzebilir. Hani o noktada daha son kullanıcıya yakınsınız diyebilirim. Çünkü bir gözde hani oyunu oynarken bir gözde de aslında test yapıyor gibisiniz. O anlamda bence keyifli. Ama bu tabii dediğim gibi her insan için geçerli olmayabilir. Onun dışında hani zorlu olarak da tabii ki yapılan hatanın etkisi daha büyük olabiliyor. Yani oyununuzun tamamen store'dan kaldırılması veya farklı noktalara da gidebilir. Bu tabii çalıştırılan firmalarla da alakalı. Örneğin bazı dönem dönem App Store, Google Play bazı şartlar belirliyor ve içeride aslında bunları takip eden ekipler var. Örneğin oyununuz içinde çok afaki konuşacağım. Reklam sırasında içeriği düzgün olmayan bir reklam gelmiş olabilir. Bu tabii tester olarak sizin yakalamanız çok zor bir şey. Çalıştığınız network ile alakalı. Bununla ilgili bir raporlama vesaire yapıldığında direkt bu SDK'in kaldırılmasıyla alakalı Google Play'den veya App Store'dan size yazı geliyor. O SDK'yi kaldırdım, hemen hızlı aksiyon aldın deyip koydunuz. Bu sefer belki diğer videolar çalışmayacak veya videolar çalışıp kullanıcı diyelim ki videoyu izledikten sonra belirli bir aksiyon almasını beklerken bunlar çalışmıyor olacak. Hani bu direkt kullanıcı kaybına götüren durumlar tabii hoş değil.
Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yani genel olarak bilmiyorum, sorunun cevabı oldu mu? Ben, ya bence keyifli hani çalışmak ve Türkiye'de gördüğünüz gibi hani son zamanlarda çok fazla özellikle şu pandemi döneminde maalesef biz de duyuyoruz. Hani farklı firmalar kapanıyor vesaire, çok fiziksel olarak uygun olmayabiliyor durumları. Bu noktada aslında oyun her yaşa hitap ettiği için ve mobil ortamda vesaire olduğu için tam diyemeyeceğim ama dolaylı olarak mesela insanlar daha fazla bu tarafa yatırım yapmaya, yönelmeye başladılar. Belki bir 5-10 sene sonra Türkiye'de çok muazzam firmaların yükselişini de duyabiliriz. Yani tavsiyem böyle fırsatları değerlendirin. Eğer varsa hani şey yapabileceğiniz, yani bu deneyimdir sonuç olarak. Belki çalışacaksınız, size göre olmadığını fark edeceksiniz. Farklı yerlere de yelken açabilirsiniz. Diğer bir soru da aslında az önce belki kısmen yanıtlandı ama AI tarafları nasıl test ediyorsunuz? Mesela bir futbol oyununda hani karşı tarafın hamlelerini nasıl test ediyorsunuz? Bu tarz AI engine'lerle ilgili. Bir film benim yaptığım bir test yok bununla ilgili. Ama hani bu daha çok aslında yaptığımız fonksiyonel testlerle görülüyor diyebilirim. Çok fazla zamanımız geçtiği için oyun üzerinde bu AI'larla alakalı, eğer beklemediğiniz bir durumla karşılaşıyorsanız bununla ilgili hani developerlarla, ya burada böyle olması gerekiyordu ama böyle olmadı veya işte burada çok tuhaf bir hareket oldu vesaire gibi. Yani bunu eğer alabiliyorsanız screen recorder, logo vesaire raporlamaya gayret gösteriyoruz. Tahminim hani bunu direkt otomatik olarak raporlayan yani AI'yı tool var mıdır bilmiyorum ama yani birazcık daha belki developerlara sorulabilir. Hani bizim tarafta test olarak, fonksiyonel tarafta çok yapabileceğimiz bir şey yok. Sadece oynayıp bir sıkıntı görüp görmediğimizi raporluyoruz. Bir de benim son soru olarak benim bir sorum olacaktı. Bu crash loglar. Crash logları nasıl takip ediyorsunuz? Bununla ilgili tool'lar ya da teknikler nelerdir? Şöyle, normalde zaten device logunu almanız için, yani örneğin eğer step by step anlatmam gerekirse, bir Android telefonda bir oyunu kurup loglarını almanız istiyorsanız kullanacağınız uygulama Android Studio. Android Studio'yu kurduktan sonra Logcat zaten default olarak Android Studio'nun içinde geliyor. Device'e bağladığınız zaman PC'nize veya Mac olarak bilgisayarınıza uygulamayı açıyorsunuz. Daha sonra oradaki Logcat zaten size bütün device ile alakalı yapılan her şeyi logluyor. Ve bu logo direkt text dosyasına alıp açacağınız işin içine koyuyorsunuz. Tabii burada önemli olan şey şu. Normalde eğer production build'ı kullanıyorsanız loglar bu derece anlamlı olmayabilir. Çünkü production kodu içinde, yani daha doğrusu son kullanıcının yapabildiği bir aksiyonda bu kadar detay paylaşmayabilirsiniz logun içinde. Ondan ağırlıklı olarak developerlar hani yazılan kodun içinde publish edilirken kod veya build alınırken adhoc versiyonlarında loglar daha açıktır. Ama production ortamında loglar daha kapalıdır. Bazen yeri geldiğinde production'da aldığımız loglar bir anlam bile ifade etmeyebiliyor. O noktada daha ağırlıklı olarak ekran görüntüleri alıp hani onların üzerinden inceliyoruz. Xcode için de örnek vereyim. Yani Android tarafını söyledim. iOS tarafında da Xcode kullanmanız gerekiyor. Windows üzerinden nasıl bakarsanız onu bilemiyorum. Çünkü ben direkt Mac kullanıyorum ve iOS device'da direkt maalesef direkt hani Windows makinesine takıp kullanmanız çok zor. Xcode kuruyoruz. Xcode tarafında da normalde device ve simülatörler altında menüsünün içinde direkt uygulamanın konsol logları vesaire basan bir yer var, alan. Android'e benzer bir şekilde oradan da logları alıp aynı şekilde raporun içine koyuyorsunuz. Anladım. Teşekkürler.
Baya güzel, keyifli bir sohbet oldu ve sunum oldu. Bilgili ve yararlı oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın sevgili Ben Yüksel. teşekkür ederim. Umarım herkese faydası olmuştur. Dediğim gibi merak edilen farklı sorular varsa burada aklınıza gelmeyen daha sonra gelebilecek olan LinkedIn'den veya farklı kaynaklardan ulaşabilirsiniz bana. Seve seve yanıtlamaya çalışırım. Ben de çok keyif aldım. Katılan arkadaşlara, daha sonradan izleyen arkadaşlara da teşekkürler şimdiden. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Görüşürüz.